Evet, şimdi Karadağ'da şirket kurmak nasıl oluyor vesaire, bütün bu konulardan bahsedeceğiz. Bir de biraz da vaktimiz kalırsa Karadağ'da emlak konusuna gireceğiz kısaca bu videomuzda. Bundan sonra daha doğrusu arkadaşlar daha çok sık video çekmeye çalışacağız. Bir ara bayağı çekmedik video yoğunluktan dolayı ama bu aralar bayağı video çekmeyi planlıyoruz. Her şey yerine gelsin. Arkadaşlar bu arada yaklaşık 110 videomuz olmuş. Hatta geçti. Bu videoların içerisinde Karadağ'la ilgili aradığınız her bilgiye ulaşabilirsiniz. Artık yani neredeyse iğneden ipliğe bütün bilgileri verdik. Tabii ki yeni videoları daha çok takip etmenizi öneriyorum. Çünkü eski bilgiler eskide kaldı. Yenilendi her şey. Prosedürler değişti. Oturum izin şartları, şirket kuruluşlarıyla ilgili ufak tefek değişiklikler oldu. Bunlarla ilgili güncel bilgileri öğrenmek için özellikle yeni videolarımızı daha çok izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdi ben Karadağ'da şirket kurmak istiyoruz. Neler yapacağız? Mesela müşteri gibi gel bana. Şu anda ilk defa Karadağ'a gidiyorsun. Karadağ'ı araştırıyorsun şu anda. Karadağ araştırma aşamasındasın. WhatsApp'ta konuşuyor gibi yapalım. Tamam. Olur mu? Merhaba Çınar Bey, nasılsınız Çınar Bey? Ben 3 sene sonra Karadağ'a yerleşmeyi düşünüyorum. Evet, daha sıkça duyduğumuz bir kelime, cümle daha doğrusu. Şimdi arıyor telefonu, merhaba diyor. Ben şimdi Karadağ araştırıyorum. Nasip olursa önümüzdeki sene bir araştırmaya geleceğim. Ondan sonraki sene de yerleşmeyi düşünüyorum. Nasıl olur falan diye. Arkadaşlar bir kere böyle uzun vadeli bir plan yapacaksanız şimdiden bilgi almayın. Çünkü çok şey değişiyor. Destek. Yani bırakın yılı falan. Bir iki ay önceki verdiğimiz bilgiler bile komple değişiyor. Artık zorlaşıyor her şey. Karadağ'da kafan kısıldı. Çember daralıyor arkadaşlar. Şirket kurmak istiyorsanız elinizi bir an önce çabuk tutmanızda fayda var. Ya da burada oturum almak istiyorsanız. Daha önce nasıldı? Ortaklarla vesaire herkes oturumunu alıyordu. Şimdi ama ortakları zorlaştırdılar bayağı. İşte ortakların 11 ay Karadağ'da yaşama zorunluluğu geldi vesaire vesaire gibi şeyler. Şimdi istiyorsan normal konuşalım seninle telefonda. Olur mu? Yani ortakların 11 ay yaşama zorunluluğu düşük ortak için değil Onu mi? belirtelim hemen. Mesela iki ortaksınız. Biz mesela Burcu ile ikimiz bir şirket açtık diyelim. Şirketin, yani bu arada karı olmadığımızı varsayıyorum. Karı olduğumuz için zaten bir sorun yok ama %51'i benim, %49 49 da Burcu'nun, ya da %55'i benim, %45'i Burcu'nun diyelim. Ben şirket müdürüm aynı zamanda, %55 hissesi benim. Mesela oturum yenileceğim zaman şeye bakmıyorlar. 11 ay Karadağ'da yaşamış mı bu adam, yaşamamış mı ona bakmıyorlar. Direkt kartımı yeniliyorlar, hiçbir sorun yok. Ama Burcu mesela yenilemeye başvurduğu zaman Karadağ'da 11 ay yaşamış mı buna bakıyorlar. Burada şöyle bir sorunlar çıkabiliyor. Mesela Arnavutluğa gidiyorlar bazen. Çıkarken damga vuruyorlar ama girerken vurmuyorlar, örnek veriyorum. Bu ülkeye girdiğinizi saymıyorlar. Bununla ilgili sorunlar yaşamaya başlandı son günlerde. Çünkü 11 ay yaşadığınızı ispatlamak zorundasınız pasaportta. Ortak olduğunuz takdirde. Bu da bayağı uğraştırıyor. Onun için biz şu an şirket kurmayı pek tavsiye etmiyoruz. Çünkü sürekli oturum da, yani uzun vadeli düşünüyorsanız açıkçası ortak tek şirket olması kurmayı daha iyi. tavsiye etmiyoruz. Ya da ne yapıyoruz? Mesela ben ayrı bir şirket kuruyorum. Burcu ayrı bir şirket kuruyor. Biz arka planda bir ortaklık kuruyoruz. Not ayarında. Ama ikimiz de sorunsuz bir şekilde oturumlarımızı alıyoruz. Arayacak mısınız Burcu Hanım beni? Alo. Çınar Bey, öncelikle bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizinle tanışmak çok güzel. Burcu duymasın. Burcu. Çok yakışıklısınız. Valla bunları da görmeye başladık yorumlarda ya. Hayırdır? Yok be. Görüyorum, görüyorum. Takip ediyorum. Neyse arkadaşlar. Sulandırmayın fazla. Şimdi şöyle. Ben Karadağ'da bir şirket kurmak istiyorum. Bunun için sizden yardım istiyorum. Neler yapmam lazım? Hangi evrakları hazırlamam lazım? Bana yardımcı olur musunuz? Tamamdır. Öncelikle benim sorduğum ilk soru şu oluyor. Daha önce yurt dışı çıkışınız var mı yok mu diyorum. Yok olduğunuzu varsayalım sizin. Evet. Yok olduğunuzu varsayarsak nasıl bir sorun çıkıyor dersiniz eğer. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Karadağ, sadece Karadağ değil bu. Bütün vizesiz geçiren ülkeler ve Balkanlar olmak üzere bütün ülkelerde aynı kural geçerli. Son zamanlarda havaalanında inanılmaz sıkı tedbirler alınıyor. Özellikle yurt dışına ilk kez çıkıyorsanız, mesela yurt dışına demeyeyim de şöyle Avrupa Birliği ülkelerine gitmemişseniz ya da Balkanlardan girdiğiniz ülkeye girip çıkışınız yoksa özellikle diyorum. Sizi ya sorguya çekiyorlar, sorguda da %50-50 şansınız var diyelim. Ya alıyorlar ya da ülkeye uçakla geri gönderiyorlar geldiğiniz ülkeye. Evet. Bu çok sık yaşanmaya başladı. Hatta büyükelçilik sitelerinde de yazıyor. Çünkü o durumdan sonra kimsenin yapabileceği bir şey kalmıyor. Pek de bir şey kalmıyor. Bunun için en garanti yol tabii evraklarınızın tam olması lazım. Yani booking rezervasyonu, o dönüş gidiş dönüş uçak bileti, yanınıza belli bir para olması lazım. Ama bunlara rağmen de alınmayabiliyorsunuz. Ya şöyle bir şey var. Birinin sayfasında da var bu. Vizesiz gidilen ülkeler için söylüyorum. Zaten Schengen'iniz varsa ayrı bir durum. Vizesiz gidilen ülkelerin için atıyorum işte Karadağ'da 90 gün çıkış yapmadan kalma hakkınız var. Ama Karadağ'ın sizi vizesiz olsa da ülkeye alacağının bir garantisi yok. Bu Dışişleri'nin sayfasında da var. Yani sizi kapıdan geri çevirebilir. Ben Bunlar diyorum. birazcık gümrük polisinin inisiyatifinde, can isterse almaz yani. Ve bunun için bir yasal zorunluluğu da yok. Şöyle bir şeyle karşılaşırız mesela. Arıyor beni adam. Diyorum ki çıkışınız var mı? Yok diyor. İşte pasaportu ne zaman aldım? Yeni aldım. Ama dedim şey diyorum. Yani ülkeye alınmama ilişkiniz var. Haberiniz olsun diyorum. Nereye alınmaması kardeşim diyor, vizesiz değil mi?
Tamam, alın bana. Tamam diyorum, bir şey demiyorum. Sonra 2-3 gün sonra diyor işte buraya gelişimden. Çınar Bey'in veli amallarına 3 mülkü orası falan diyor böyle. Arkadaşlar biz uyarısını yapıyoruz. Zaten bu gözle görülür yani. Bilinir bir şey. Biz ya ilk defa yurt dışına çıkıyorsanız yenisi pasaportunuz. Evet. Zaten direkt kafadan şüphelisiniz. Evet, sizin öyle kaçacak gözüyle bakabilirler. Maalesef. Ya bunun ben çok lafını kestim, tamam, özür dilerim. Bunun sebebi de şu diyorum arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Daha önce buraya gelip böyle bir gün sonra işte Karadağ geliyor mesela. Bir iki gün sonra kaçıyor yurt dışına, Avrupa'ya kaçıyor. Hı-hı. Çünkü buradan Avrupa'ya gitmek yani sınırlar Türkiye'deki gibi değil öyle. Çok büyük sınırlar yok. Öyle bir tarla geçince sınır. Hatta bizim böyle maceramız yanlışlıkla askeri sınırdan sınırı geçmişiz arabayla. Artık şey vurulma işaretlerini falan görünce dikkat vurulur falan diye geri dönelim dedik bize. Hedefler var olabilir. Dikkat vurulur. İşte onları görünce geri döndük. Ya orada işte birkaç öyle kaçma olayı yaşanınca adamlar da artık adamlar demeyeyim daha doğrusu şöyle Avrupa Birliği mesela oradan kaçıp Almanya'ya gidiyor. Şimdi bunlar hangi ilk geldiği ülkeyi görüyorlar. Ne de gelmiş? Karadağ. Evet. Bunlar da bu sefer Karadağ'ı uyarıyor. Bakın diyor sizin ülkenizden gelmiş. Siz her ülkeyi önüne geleni almayın. Yoksa Avrupa Birliği müzakerelerinde sorun yaşarsınız diye. Aynen. Böyle üstü kapalı bir uyarıda bulunuyor. Evet. Ülkeler de bu konuda çok hassas davranıyor. Onlar da haklı bir yerde. Yani onları suçlamamak lazım arkadaşlar. Ya Karadağ sonuçta Avrupa Birliği'ne aday bir aşamasında olan bir ülke olduğu için riske atmaz. Aynı şekilde bütün Balkanlar için geçerli bu. Hatta Ukrayna'da en çok sorun yaşanıyor. Makedonya'da çok sorun Gürcistan'da yaşanıyor. Hatta en son Bosna Hersek'te yaşandı. Evet, Bosna'da yaşanıyor. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bunun önüne nasıl geçeriz derseniz. Şunu muhakkak duymuşsunuzdur. Özellikle Almanya'da yaşayan akrabası olanlar hani bir davetiye gönderilirdi. Hala da var zaten aynı sistem. Davetiye ne oluyor? Sizi ülkeye götüren kişinin sizin sorumluluğunuzu alıyor olduğunu gösteriyor. Yani işte bu kişiyi buraya ben getiriyorum, atıyorum bir hafta kalacak, iki hafta, bir ay kalacak. Bu kişi burada belirlenen sınırda geri git, sürede geri çıkacak. İşte yani sorumluluğunu alıyorum demek oluyor. Biz şirket yani kurarken mutlaka davetiye veriyoruz zaten. Bunda evet, ekstra bir ücret almıyoruz. Ama şöyle bir şey mesela şirket kurarken bir peşinat alıyoruz arkadaşlar. Türkiye'de işlemleri başlamak için. Toplam şirket kurma maliyeti 1500 euro. Bunun için oturma çalışma her şey dahil bizim danışmanlığımız vesaire vesaire. Hem davetiye gönderiyoruz sizleri hem de siz gelmeden önce bütün evraklarınızı, çevirilerini vesaire yapıyoruz. Ki burada bir daha onları beklemeyiniz. Varsa, aynen. Aynen. Bütün yani 5 iş gününde bütün işlemlerinizi halledebilmeniz için önden alıyoruz. Bazı kişiler bunu yanlış anlayabiliyor. Neden işte önden veriyorum falan diye. Sebebi bu arkadaşlar tamamen. Davetiyede de biz sizin burada bütün sorumluluğunuzu alıyoruz. Yani burada bir ay boyunca bu bizim misafirimiz diyoruz. Davetiyeli olup da hiç geçemeyen bugüne kadar görmedim. En garanti yol o görünüyor şu anda. Tabii yani ülkeye daha önce bir suç demişsiniz, deport edilmişsiniz. O ayrı bir konu. Ona hiçbir şey yapamayız tabii ki de. Ama işte davetiyeyi mutlaka ilk kez çıkanlar için genellikle davetiyeyi öneriyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi hala fiyat 1500 euro. Bir de zam gelmemiş. Zam yok arkadaşlar. Bize zam yok. Her şeye zam var, bizde yok. Güzel bir şey. Arkadaşlar yani o fiyata da diyor ki mesela diyor şirket kurulsun diyor. Mesela normalde 900 bin euro diyor. Bunu diyen genelde böyle konuşuyor o yüzden. Ben de diyorum ki yani şey arkadaşlar burada tek başına hiçbir şey yapamazsınız. Yani bir danışmana, bir bilene mutlaka ihtiyacınız var. Ya sadece burası değil. Şöyle düşünün. Siz mesela Türkiye'de şirket açabilir misiniz tek başına? Açamazsınız. Yani biz de mesela Türkiye'de şirket açtığımız zaman muhasebeciyle açıyoruz. Niye? Türkçe biliyoruz, aynı dili konuşuyoruz ama yani evrakları bilmiyoruz, prosedürü bilmiyoruz. Nasıl açacağız? Kaldı ki bunu yabancı ülkede tek başına yapmaya çalışanlar var. Yapamıyorlar tabii ki de. Ellerini üzerine bulaştırıyorlar. O yüzden. Ya valla arkadaşlar gerçekten belki inanmayacaksınız ama özellikle Çınar'ın mesaj kutuları %50'si de bunlarla dolu. Ya şöyle böyle söyleyeyim böyle arkadaşlar. Başımıza bunlar geldi. Kartımız yenilenmedi. Ülkeye alınmadık. İşte sizi dinlemedik. Vah vah. Tüftü. Ya ben yapacak bir şey yok artık. İşten geçiyor. Bir günlük bir WhatsApp konuşmalarımı açsam yani şu anda yaklaşık her gün 50 kişiyle konuşuyorum. Bunların çoğu yeni kişiler zaten. Yeni yazanlar. O kadar çok kişiyle muhatap oluyorum ki artık her şeyden karşılaşıyorum. Artık bayağı bir tecrübe sahibi oldum. O yüzden artık ezbere sorunları evet, çözebiliyoruz. Bu arada şirket konusunda şöyle bir şey var. Biz arkadaşlar Karadağ'da en çok şirketi açan firmayız, öyle söyleyeyim size. Yani diğerleri gibi böyle haftada ayda bir tane şirket açmıyoruz. Haftada 4 tane 5 tane yakın şirket açıyoruz. Artık şey gibi ekmek satışı gibi oldu. O yüzden artık her şeyi ezbere biliyoruz. Tabii Karadağ'da biz tek başımıza değiliz arkadaşlar. 2 tane ofisimiz var orada. Hem Podgorica'da hem Budva'da ortak çalıştığımız kişiler var. Yani Türkiye'de bir web kısmında bir ortaklığımız var. Danışmanlık kısmında ortaklığımız var. Yani çok büyük bir güzel bir ekibimiz oluştu arkadaşlar. İşte bu da aslında biraz sizlerin teşviğiyle oldu. Aynen, sizlerin teşviğiyle girdiğimiz danışmanlık işini bize daha iyi hizmet sunabilmek için daha da büyüttük. Ve daha da güzel işler yapacağız. Hepsini buradan söylemeyeyim. Asıl sürpriz 2 tane sitemiz geliyor. Onlar daha yapım aşamasında. Çok daha büyük projeler. Onlar bittiğinde
asıl bomba patlayacak diyelim. Evet arkadaşlar. Ben biliyorum. Söyleyeyim ama. Şimdi Karadağ'da ev almak yani istiyorsanız. Bu konuyu toparlayalım önce. Arkadaşlar evet şirket açmanın fiyatını söyledi. Evrak kısmına gelince evrakları zaten iletişime geçtiğiniz zaman size bir liste olarak veriyoruz. Verecek. Bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında web sitemizi, işte WhatsApp numaramızı ve birkaç açıklamayı bütün bulabilirsiniz. İletişim adresleri var. Açıklama kısmında ilk mesajın, sabit mesajın içinde bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde şirket açtığınız zaman davetiyeyle hem ülkeye girişinizde hem şirket kuruluşunda hiçbir sıkıntı yaşamadan sizlere de Karadağlı yaparız. Şöyle bir şey geliyor arkadaşlar, onu hemen söyleyeyim. Mesela diyorlar ki ben diyor işte geleceğim oraya araştıracağım, ona göre karar vereceğim. Ama sizle görüşebilir miyim? Tamam ya, araştırmaya tabii ki gelebilirsin, onda hiçbir sıkıntı yok ama bizim o kadar vaktimiz yok arkadaşlar. Biz şimdi her gün bizde 20 kişi 30 kişi görüşmek istiyor. Onun yanında şirket kuruluşu için gelenler var. Bize yani güvenip şirkete başlayan insanlar var. Önceliğimiz her zaman onlar oluyor. O yüzden araştırmaya gelen kişilerle görüşemiyoruz. Muhtemelen onlar da yalan yanlış kişilerle çalışıyorlar. Bir şeyler oluyor. İşte sonra bana tekrar ulaşıyorlar. İşte mağdur alıcılar, şu sorunu çözer misiniz? Şuradan şirket açtık, şu sorun oluştu, ceza yedik falan filan. Yani bir şekilde geri dönüyorlar bana mutlaka. Bizleri YouTube kanallarımızdan, Facebook adreslerimizden, bütün sosyal medyadan, Instagram'dan adreslerimizden diyelim. Evet. Her yerden takip ediyorsunuz. Ve yine web sitemiz Karadağ Emlakları.com. yazarım. Oradan, buradan karadağyaşamak.com web sitemizden her yerden bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. En kolay iletişim yolumuz Karadağ'da yaşamak. Karadağ'da yaşamak Facebook sayfamız en kolay iletişim yolu. Veya WhatsApp adreslerimizden de bize ulaşabilirsiniz. Evet. Her yerden ulaşabilirsiniz. Karadağ'la ilgili sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yine sorabilirsiniz. Evet. Biz genelde videolar dediğimiz gibi yani videolarımızın hepsinde arkadaşlar ya videolarımızın hepsini izlerseniz zaten Karadağ hakkında birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Ama ekstrem bir sorunuz olursa aracılık yapacağım daha da kaç tane ayı var gibi sorular gelmezse ciddi geldiği için söylüyorum. Ne? Bir daha söyle bakayım. Şey aracılık yapacağım da daha da çok ayı var mı diye bir soru geldi. Böyle bir soru geldi yani cidden. Ben de bir ara sayarım dedim. Evet, böyle ekstrem sorular olmazsa arkadaşlar cevaplamaya çalışırım. Yo olsun, gene geyik oluyor aramızda. Gülecek bir şey çıkıyor. Evet arkadaşlar, videomuzu artık sonlandırmak istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Karadağ'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.